Gelelim Redshift materyalleri. Materyal eklemek için Redshift materyal bölümünde buradan seçebiliriz. Veya şu kısımdan Create'den tekrar aynı şekilde Redshift materyallerini seçebiliriz. Şimdi materyalimizi objeye eklemek için tutup üzerine atabiliriz. Veya ben grup halinde yaptım. Buraya sürükleyebiliriz. Render'a basalım. Evet, şimdi verdiğim materyali objemle görebiliyorum. Sonra materyelimi tıkladığımda burada RS materyali açtığımda tüm özelliklerini görebiliyoruz. Şimdi diğer derslerde olduğu gibi de Bunları tek tek inceleyelim. Birincisi Diffuse. Buradan rengini seçebiliriz. Işıklarda da olduğu gibi tıkladığımda böyle bir pencere açılıyor. Veya tekrar buradaki üçgene tıklayabiliriz. Mesela mavi seçelim. Gördüğünüz gibi seçtiğim renk materyalime eklendi. Diğeri ise Weight. Aslında tüm bölümlerde var. Bir tek subsurface de göremiyoruz. Weight aslında verdiğimiz efektlerin gücünü belirliyor. Mesela burada sıfır yaptığımda objem tamamen siyah oluyor. Ve rakamları yükselttikçe mavi rengi ortaya çıkıyor. Sonra roughness var. Burada yüzeyimiz için pürüz ekleyebiliriz. Sıfır olduğunda tamamen düz ve pürüzsüz bir yüzeye sahip. Rakamları yükselttikçe yüzeye pürüz ekliyorum ve gitgide sanki matlaşıyor. Tekrar eski haline geri gelelim. Diğeri ise backlight. Bu özellik ışığın yüzeyden geçişini ayarlıyor. Yaprak veya kağıt gibi yüzeyler için bu özelliği kullanabilirsiniz. Ama şimdi shader bunu göstermeye müsait olmadığı için diğer sahneme geçelim. Buradan gördüğünüz gibi bir tane ışık kaynağı var. Bir küre ve bir plane açtım. Şimdi materyalimi seçip sonra render'a basalım. Şimdi bakın ışık buradan geliyor. Ama sahnemde hiçbir şey göremiyorum. Çünkü burası aslında objemin arka tarafı ve ışık onun yüzeyinden geçmiyor. Ama backlight etkisini arttırdığımda yavaş yavaş ışık objemden geçmeye başlıyor. Şöyle göstereyim. Işık buradan geliyor ve objemden geçiş yapıyor. Ve burada kürenin gölgesini de yüzeyde görebiliyorum. Sonra renk eklediğimde Bakın şimdi Redshift'e şunu söylüyorum. Işık gelsin ve yüzeyden geçtiği zaman rengi yeşil olarak değişilsin. Evet dediğim gibi yaprak veya kağıt gibi ince yüzeyler için eğer ışığın geçmesini istiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz. Gelelim Reflection veya yansımalara. Burada yansımalar gördüğünüz gibi beyaz. Rengini değiştirebiliriz. Ve gördüğünüz gibi yansımaların rengi yeşil olarak değişildi. Tekrar Wake'den yansımaların etkisini ayarlayabiliriz. Diğeri ise aynı diffuse'da olduğu gibi roughness. Yüzeyimize pürüz ekleyebiliriz. Dikkatli bakarsanız yüzeye pürüz ekledikçe daha matlaşıyor. Tavsiyem eğer roughness kullanmak istiyorsanız mutlaka reflection bölümünden bu efekti kullanın ve mecbur kalmadıkça renk bölümünde olan roughness'a dokunmayınız. Ben çoğu zaman sıfırda bırakıyorum bunu ve yüzeyimin pürüzlüğünü reflection'dan ayarlıyorum. Burada bir RDF var. Şimdi Redshift bize 3 tane seçenek sunuyor. Beckman, GGX ve Ashikman Shorley. Plastik olan yüzeyler için Beckman, metal yüzeyler için GGX ve Ashikman Shorley bu iki seçeneğin arasında olan bir özelliktir. Gelelim anistropi kısmına. Bu özellik yüzeydeki pürüzü belirli bir yöne odakla ve fırçalanmış efekti yaraldır. Bakın şimdi yükselttiğimde şu yansımalar oynadı. Çünkü artık yüzeyde fırça efekti var. Düşürdüğümde tekrar yansımalar ortaya çıkıyor. Rotate'i kullanarak fırça efektinin yönünü değiştirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey, Burada bu özelliklerin etkisini görmek için mutlaka yüzeyde roughness olması lazım. Yani yüzeyimizde pürüz yoksa bu özelliklerin etkisini görmeyebiliriz. Burayı şimdilik 0.5 yapalım. Gelelim IOR özelliğine. IOR ışığın kırılması ve yansımasını kontrol eder. Burada var sayılan değeri 1.5'a ayarlanmış. Şimdi biz bunu 1 yaparsak artık yüzeyimizde ışığın yansıması veya kırılması yok. Rakamları yükselttikçe yansımalar ortaya çıkıyor. Veya birin altına düşürdüğümde ışıklar zıt yönde yansımaya başlıyor. Tekrar ediyorum, bir yaptığımda hiçbir yansıma yok. Rakamları yükseldikçe yansımalar artıyor ve sayıları birin altına düşürdüğümde zıt bir yönden ışıklar yansımaya başlıyor. Tekrar bir buçuka geri dönelim. Bir diğer seçenek ise Color ve Edge Tint. Burada iki renk ayarı var. Birisi yansımaların rengini. Mesela sarı seçelim. Şimdi daha iyi görmek için buradaki rengimi beyaz olarak değiştireyim. Bir diğeri Metal Edge Tint. Etrafındaki rengi belirliyor. Tekrar sarı seçip ve biraz daha koyulaştıralım. Evet, böyle bir sonuç elde ediyorum. Burada aklınızda tutmanız gereken şey, eğer yüzeyiniz metal değilse, H tinti her zaman siyah renginde ayarlayın. Bir diğer seçeneğimiz metalness. Burada bir tane renk seçelim. Şimdi Redshift burada seçtiğim renkle Diffuse'da olan rengi birleştirip ve sonucu ortaya çıkarıyor. Sonra gelip metalik özelliğini arttırabiliriz. Ve bakın renkler daha da birleşiyor. Son olarak IOR Advanced var burada. Bunun için internette IOR RGB Value yazdığınızda karşınıza kodlar çıkacak. Aynılarını buraya kopyaladığınızda materyaller oluşmaya başlayacak. Ben burada tekrar o ara geri dönüyorum. Gelelim Reflection veya şeffaflık özelliğine. Burada weight dediğimde rakamları yükselttikçe daha şeffaf materyaller elde ediyorum. Veya buradan tekrar rengini seçebilirim. Artık beyaz olarak kalsın. Ama burada gördüğünüz gibi roughness ayarları kapalı. Nedeni bir alta roughness'ın reflection'a bağlı olması. Yani burada gördüğünüz roughness, reflection'da olan roughness'a bağlı. Mesela bakın burada yüzeyimin pürüzünü azaltırsam etkisini şeffaflıkta göreceğim. Veya aynı şekilde IOR'da tekrar ışığın yansımasını şeffaf objemin üzerinde ayarlayabilirim. Mesela yükselttiğimde ışıklar daha çok yansıyor. Düşürdüğümde zıt bir yönden yansımaya başlıyorlar. Tekrar bir buçuk yapıyorum. Dispersion'da kırmızı, yeşil ve mavi renk kanallarını birbirinden mesafesine ayarlayabilir. Şimdi bakın burada rakamları yükselttikçe bu mesafe artıyor ve gök kuşağı gibi bir efekt oluşuyor. Diğeri Tin Velut. Aktif hale getirdiğimde ışıklar kırılmadan şeffaf objemin üzerinden geçiyorlar. Bakın ışık geliyor ve hiç kırılmadan dümdüz yüzeyden geçiyor. Şimdi gelelim subsurface kısmına. Bunun için yeni materyal oluşturuyorum ve alt tuşuna basarak bir önceki materyalimin üzerine sürüklüyorum ve böylece materyalimi sıfırladım. Subsurface materyaller için en basit örnek insan derisi. Ellerimizi güneş ışığına karşı tuttuğumuzda ışık parmaklarımızın arasından geçiyor. Subsurface ışık yüzeyinden geçen materyaller için kullanılır. Bununla ilgili dikkat etmeniz gereken şey, Subsurface özelliği, objenin boyutu ve sahnede olan ışıklarla bağlantılı bir şekilde çalışır. Şöyle diyelim, Subsurface'te iki önemli parametre var. Birisi Absorption, diğeri ise Scattering. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Absorption, ışık objeden geçtiğinde ışığın içine çekme, veya emme gücünü anlamına geliyor. Yani ışık objeme geliyor. Mesela %100 diyelim. Ama yüzeyden geçtiğinde %80 azalıyor. Yani aslında yüzeyimizi geçerken objem yüzde ışığı içine çekmiş. Bu işleme absorption diyoruz. Diğeri ise scattering. Önceki derste de konuştuğumuz gibi ışığın yayılmasına ayarlıyor. Bunda da ışık geliyor ve farklı yönlerde yayılmaya başlıyor. Şimdi bunları subsurface bölümünde inceleyelim. Her zaman olduğu gibi ilk seçeneğimiz renk. Mesela sarı yapalım. Ama gördüğünüz gibi sahnede hiçbir şey değişilmedi. Çünkü etkisini görmek için ilk başta ışığın yayılmasını ayarlamam lazım. Burada rakamları yükselttiğimde ışık yayılması başlıyor ve yavaş yavaş etkisini görebiliyorum. Diğeri ise Absorption Scale. Konuştuğumuz gibi objenin ışığı içine çekmesini ayarlıyor. 0-1 yaptığımda etkisini görebiliyoruz. Burada tekrar Phase var. İşlemi aynı volumetrik veya hacimsel ışıklarda olduğu gibi kameraya karşı ışığın yayılmasını ayarlayabiliyoruz. En son Scatter Coaf var. Bunu Opacity gibi düşünebilirsiniz siyah renklere doğru geldikçe yüzeyin inceliği artıyor. Bunları yaptıktan sonra Refraction bölümüne geri dönüp mesela şeffaflığını ayarlayabiliriz. Subsurface için bir seçenek daha Extraction. Aynı sonuçlar burada da elde edebilirsiniz. Sadece teknik olarak farklı çalışıyor. Ama burada renk seçtiğimde bakın yeşili seçiyorum. ama ekranda pembe rengi var. Bunun nedeni Extraction'da zıt renkleri gösteriyor. Mesela renk paletinde tıkladığımda buradan zıt renkleri görebiliyorum. Şimdi gelelim texture verme tekniklerine. Tekrar Redshift'ten materyalimi seçiyorum ve bunu texture olarak adlandırıyorum. Ve objeme ekliyorum. Videonun altındaki linkten Texture'ları indirebilirsiniz. İndirdikten sonra böyle bir dosya açılacak. Gördüğünüz gibi incelediğimiz tüm özellikler burada JPEG olarak karşımızda. Burada yapmamız gereken tek şey bu olan fotoğrafları materyallerimize link yapmak. Materyalimi seçip Add Shader Graph'a tıkladığım zaman böyle bir pencere açılıyor. Burada az önce incelediğimiz tüm özellikleri görebiliyoruz. Burada bağlantıları yapacağız ve sol köşede Redshift'in hazır nodları var. Shader Graph'te hareket etmek için alt tuşuna basıp ve da orta tuşa basarak hareket edebilirim. Veya yine alt tuşunu basılı tutarak ve mouse'umla sağ tuş yaparak zoom yapabilirim. Şimdi nodularla mavi olan kareler input veya giriş anlamına geliyor. Kırmızı olansa output veya çıkış anlamına geliyor. Bu ikisi hatlarla birbirine bağlanıyor. Mesela üstüne tıkladığımda bağlantıyı koparıyorum. Tekrar bağlantı kurmak için buradaki yuvarlağın içine tıklayıp ve diğerini sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi rengi yeşil olarak değişildi. Yönünü değiştirdiğimde rengi turuncu oluyor. Tekrar doğru yere gelip ve bağlantımı tamamlıyorum. Buradaki Output modu sonuç aslında yaptığım her şeyin en son buna da bağlanıp tek bir sonuç elde edeceğim. Bu gördüğünüzde Redshift materyalini temsil ediyor ve incelediğimiz tüm özellikler burada saklı. Peki gelelim nesne eklemeye. Burada Tool'dan Create Texture Node'una tıklayıp ve indirdiğim dosyaya gidiyorum. İlk rengimizi seçelim. Tıklıyorum. Redshift tekrar soruyor. Seçtiğiniz fotoğrafı proje dosyasına kaydetmemi istiyor musunuz? Hayır diyelim. Evet şimdi bakın fotoğrafımı buraya Node olarak ekledim. İlk başta kontrol etmek için Output kısmına sürüklüyorum. Evet fotoğrafımı artık objemle görebiliyorum. Ama bunu böyle değil de Şimdi bakın bunları ilk haline geri getireyim. Materyal bölümünde renk vermek için Diffuse'da Color'ı kullanıyorduk. Şimdi gelip yuvarlaktan Redshift Materyal noduna mavi karesi için sürüklüyorum. Ve mouse'u bıraktığımda böyle bir pencere açılıyor. Bakın aslında aynı şeyler tekrar burada. Mesela Base, Properties, Diffuse, Color. Tekrar burada Base Properties Diffuse Color'ı seçiyorum. Tıkladığımda artık fotoğrafım renk özelliğine bağlantı yaptı. Ve gördüğünüz gibi artık burada renklerimi kontrol edemem. Çünkü artık bunun için bir Node Texture ekledim. Diğerlerini de aynı şekilde ekleme yapacağız. Şimdi burada Displacement var. Bunu en sona saklıyorum. Metalness'i seçip sahneme ekliyorum. Materyalimi seçip IO artıdan Metalnesi seçiyorum. Yine mavi karenin içine sürükleyip Reflection'dan metalnese bağlantı yapıyorum. Bakın aslında konumlar aynı. Sadece buradan fotoğraflarımı seçip Redshift materyalinde olan özelliklere link yapıyorum. Tüm yaptığım bu. Bir diğeri ise Normal Map. Burada iki türlü Normal Map var. Texture'ları indirdiğimizde Normal Map'ler için iki seçenek sunuyor. Biri DirectX olarak ve diğeri OpenGL adlanır. Ama bunları geçmeden önce Normal Map'in ne işe yaradığını öğrenelim. Normal Map'ler bildiğiniz RGB renklerinden oluşur ve bunları yüzeyimize eklediğimiz zaman her biri X, Y, Z yönünde yapay bir derinlik ve çıkıntılar oluşturur. Dikkat edin bu derinlik ve çıkıntılar modelimizi etkilemiyor. Peki gelelim DirectX ile OpenGL'in arasında olan farklara. Şimdi OpenGL dediğimizde bu üç rengimiz yüzeyden yukarıya doğru yani artı y yönünde çıkıntılar yapar. DirectX ise bu renkleri eksi y yönünde derinlik olarak algılar. Evet tek farkları bu. Şimdi biz Redshift kullandığımız için OpenGL'i seçiyorum. Tekrar materyallerime geri dönüyorum. Ve tekrar aynı şekilde normal maplerimi shader graph'e ekliyorum. Peki normal maplerimi nereye bağlantı yapacağım? Şimdi gelip burada bump diye arattıracağımızda bump map diye bir not çıkıyor. Bunu alıp tekrar shader graph'e sürüklüyorum. Biraz daha uzaklaşalım. Nodlarımın yerlerini ayarlıyorum. Şimdi ilk başta normal map Bump map'e bağlantı yapıp ve burada texture input olarak tanımlıyorum. Yani bu çıkıntıları yapan ve tanımlayan bir not. Ve bu da zaten seçtiğim normal map. Sonra bump map'i redshift materyal noduna sürüklüyorum. Burada overall'a geldiğimde bump input diye bir seçeneğim var. Şimdi bakın Objeme dikkat edersiniz. Bu kısımlarda sanki derinlikler ve çıkıntılar var. Devam edelim. Roughness var. Shader grafa ekliyorum. Hatırlayın. Roughness neredeydi? Reflection'da roughness vardı. Hatta şöyle söyledik. Mecbur kalmadıkça Diffuse'da olan roughness'ı değil de Reflection'dan kullanacağız. Tekrar materyal moduma sürüklüyorum. Base Properties, Reflection ve Roughness. Devam ediyorum ve en son Displacement var. Şimdi normal map'te dedik ki objemi değiştirmeden yapay bir derinlik ve çıkıntı yapar yüzeyde. Ama Displacement'ın görevi modelimizin yapısını değiştirmek yani modelin şeklini değiştiriyor. Ama bu objenin topolojisini bozmak anlamına gelmiyor tabi. Aslında birazdan gösterince daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ilk displacement nodumuzu aratalım. Tekrar şeyler bir e sürüklüyorum. Aynı normal map'te olduğu gibi bağlantı yapıp texture olarak tanımlıyorum. Şimdi displacement direkt objeyle ilgili olduğu için artık materyal moduma değil de direkt output moduna sürüklüyorum. Ve bakın burada displacement var. Ama gördüğünüz gibi sahnede hiçbir değişiklik yok. Bunun için önce modelimizi seçip ve tek kısmından redshift tag'lerle redshift objekti, Modelime eklemem lazım. Sonra bu teki seçip geometri kısmına geldiğimde override deyip ve displacement'ı aktif hale getireceğim. Şimdi burada yine iki seçeneğimiz var. Biri maximum displacement, diğeri ise displacement scale. Şimdi burada rakamları yükselttiğimde şu kısımlara dikkat edin. Gerçekten de yüzey değişilmeye başlıyor. veya displacement map'te rakamları yükselttikçe objemin gerçekten de deforme ediyor. Tekrar bakın gerçek sahnemde topoloji ve modelim aynı ama render ekranında modelim değişilmeye başlıyor. Şimdi burada 2 ve diğerine 1 diyelim. Az oldu 5 yapalım. Sadece bu kısım çok kötü. Onu da 2'ye indirelim. Gelelim texture vermenin en önemli aşamasına. Şimdi ilk derste Redshift'in linear workflow'a sahip olduğunu söyledik. Ama burada kullandığımız tüm fotoğraflar hepsi sRGB formatında. Şimdi eğer bunları linear moda dönüştürmezsek doğru bir şekilde render alamayacağız. Ve başka Photoshop gibi programlara geçtiğimde hiçbiri düzgün bir şekilde açılmayacak. Evet render ekranına baktığımızda hiçbir sorun yokmuş gibi gözükse de aslında teknik olarak bir sorun var. Bunu çözmek için color dışında tüm nodlarımı seçiyorum ve gamayı aktif hale getiriyorum. Çok kolay ve basit bir işlem ama texture'ların düzgün bir şekilde render alınmasının püf noktası. Gamayı aktif hale getirmek. Sakın bu aşamayı unutmayın.